ÖSYM tadında 3. teste başlıyoruz. İnsan sindirim sistemi şematik olarak gösterilmiş. KB ve L yerine hangisi yazılmalıdır demişiz. Ağızda sindirim sistemine yardımcı organ olarak ya da yapılar olarak diyelim tükrük bezleri bulunuyor. Şöyle temizledik burayı. Şimdi şu tarafa bakalım. Hocam karaciğerden çıkan kanal bir kanalla birleşecek o kanal ne olacak? Koledok kanal olacak. O zaman burası safra kesesi olur hocam. Peki daha sonra bu kanal, bu koledok kanalı başka bir kanalla daha birleşecek. Virsun kanalıyla ve water kabarcığıyla ince bağırsak içerisine açılacak. O L'ye de pankreas diyebilirsiniz. Şimdi mide öz suyunun salgılanma mekanizması gösterilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Ben burada görseli birazcık sizin için büyüteyim. Burada şunu görmenizi istiyorum. Parietal hücreler diye bir hücre var. Çok öyle ismini spesifik olarak bilmenize gerek yok. Dikkat edin. Hidrojen ve kloru mide boşluğuna doğru salgılıyor. Ve bu mide boşluğuna doğru salgılarken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hidrojen ve klor mide boşluğu içerisinde hidroklorik asidi meydana getiriyor. Yani hidroklorik asit hücrenin içinde üretilip salgılanmıyor. Dışarıya proton ve klor salgılanıyor ve hidroklorik asit orada oluşuyor arkadaşlar. Ve şef hücre diye bir hücre daha var. Hani böyle yemeği pişiren kişi olarak düşünün bunu. Pepsinojeni salgılıyor ki yemeğin ne yapacak? Ondan yararlanması sağlanacak. Ve hidroklorik asitle pepsinojen birleşerek Aktif olan pepsin enzimini ortaya çıkartıyor. Bir de bir şey daha var bu görselde. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Pepsin aktifleşince kendisi de pepsinojeni pepsine çevirebiliyor. Yani otokatalitik bir etkiye de sahip pepsin hocam. Peki hocam. Mide boşluğundaki hidroklorik asit hücre içinde üretilmez. Evet, hücre boşlukta üretiliyor bakın. Mide boşluğunda üretiliyor. Hidroklorik asit pepsinojeni aktifleştirebilir. Pepsin de pepsinojeni aktifleştirebilir. Cevabımız E seçeneği olur. Aşağıda karbohidratların insan vücudunda gerçekleşen sindirimi gösterilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ve 4. organlar hangisidir? Hocam seçeneklerle işimiz yok. Tabloyu açalım. Tükrük amilazı nereye salgılanır? Tabii ki ağız içerisine salgılanır hocam. Ve ağızda bakın küçük polisakkaritler ve maltoz oluşuyor. Burası nere? Mide hocam. Çünkü orayı teğet geçmiş. Orada karbohidratların sindirimi ile alakalı bir şey yok. Pankreas amilazı neyin içerisine dökülür? İnce bağırsan. Disakkaritler, monosakkaritlerin nerede parçalanır? İnce bağırsak içerisinde. Dolayısıyla bir ağız, iki mide, üçe baktım ince bağırsak, dörde baktım yine ince bağırsak. O zaman cevabım B seçeneği oldu. İnsanın sindirim sisteminden salgılanan hormonlar ve bu hormonların etkilediği organlar gösterilmiştir. M, B ve K yerine hangisi yazılmalı? Yine seçeneklerle işimiz yok. Önünde kitabı olmayan arkadaşlar için şöyle burayı büyütelim. Şimdi öyle bir hormon söyle bana. Mideden salgılanıp mideyi uyarsın. Hocam ben buraya gastrin yazardım ve mideyi pozitif yönde etkiliyor. Peki öyle bir hormon söyle bana. Safra kesesini uyarsın ve içerisindeki safranın ince bağırsa dökülmesini sağlasın. Hocam ben buraya kolesistokinin yazardım. Peki ince bağırsaktan K ile pankreası uyaracak olan kim? Ezbercilik yapmıyorum hocam. Kolesistokinin de olabilir. Sekretin de olabilir. Seçeneklere giderek bakacağım buna. Çünkü sekretin bir karbonat kolesistokinin sindirim enzimini ürettirecek. Peki M'ye ne dedim ben? Gastrin dedim. Şöyle bunları eledim. B'ye ne dedim? Kolesistokinin dedim. B sekretin değil. Peki K? Sekretin kaldı K'ya. Cevabımız E seçeneği olur. Örnek bir proteinin çeşitli sindirim enzimleri yoluyla monomerlerine kadar hidrolizi gösterilmiş 3 harfli kısaltmalar aminesterin özel adları. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Pepsin proteini aminesterine kadar hidroliz etmez. Neden? Çünkü bakın şimdi... Şöyle bir şey amino ucu ve karboksil ucu bu bir protein bakın histidin glutamin tirozin trenin işte trionin fenilalanine kadar yazılmış. Bu bir pro protein tamam. Bu proteinde bakın pepsin belli amino arasını kesmiş ve küçük küçük polipeptitler oluşturmuş. Ya da işte oligopeptit dediğimiz ya da dipeptit dediğimiz yapılar oluşturmuş ama amino çıkmış mı? çıkmamış. Ya da şöyle söyleyebilirsin. Pepsin tek başına bir proteini bütün amino kadar parçalayabilmiş mi? Hayır hocam parçalayamamış. Zaten cümle ne diyor? Proteini amino kadar hidroliz etmez diyor. Bu tamam. Proteinleri sindiren enzimleri etki ettiği kısımlar kendilerine özgüdür. Bunu da şuradan çıkartabilirsiniz. Bakın tripsin, lizin ve histidin arasından tripsin, arjinin, aspartik asit arasından kesmiş. Kimotripsin, tirozin, triyonin, triptofan, triyonin arasından kesmiş. Yani Belli bölgeleri biliyorlar. Belli bölgelerden kesiyorlar. Ya da bakın şuna dikkat edin. Aminopeptidaz şuradaki amino ucundan işte karboksipeptidaz buradaki karboksil ucundan kesmiş gibi hocam bu tarz bir yorum yapılabilir. Bu tepkimelerden ilki hariç diğerleri ince bağırsakta meydana gelir. Bunu da bilmemiz gerekiyor zaten. Zaten en önemli madde bence üçüncü madde. Şöyle baktığınızda pepsin pepsinojen pepsine dönüşmüş ve midenin içerisinde asidik bir ortamda bu iş olmuş. Sonrasında bakın kimotripsin, tripsin, aminopeptidas, karboksipeptidas, dipeptidas bunlar pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan e, enzimler. Dolayısıyla ilki hariç diğerleri nerede? ince bağırsakta. Cevabımız E seçeneği olur. Yukarıda özelliği verilmeyen sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir? Kimyasal sindirimin tamamlandığı emilimin maksimum olduğu yer ince bağırsak. Vagus ile uyarılınca çalışması hızlanıyor. Kolesistokinin ile yavaşlıyor. Hocam hemen aklıma mide geldi. Bol miktarda mutualist mikroorganizma barındıran kalın bağırsak. Birden fazla tipte kas çeşidi içeren yemek borusu, çizgili ve düz kas. Safra kesesi ile alakalı bir madde yok. Safra kesesi safrayı depolayan yapı. Bazı insan ırklarının bağırsaklarında laktozu sindiren enzim üretimi yetersiz. Bazen de hiç olmayabiliyor maalesef. Buna bağlı olarak laktoz intoleransı adı verilen rahatsızlıklar ortaya çıkar. Aşağıda laktoz intoleransının etkileri gösterilmiş. Şimdi laktoz intoleransını hep duyarsınız. Bakın ben size şurada anlatayım. Normal şartlarda bir insan süt içtiği zaman işte süt gidecek laktaz ince bağırsak içerisinde o laktozu sindirecek. Ve sen sindirilen maddeleri vücuduna alacaksın. Kalın bağırsağının içerisine bunun türevleri kalmadığı için etkilenmeyeceksin. Ama laktaz üretemeyen ya da az üreten ki giderek yaşlandıkça insanlarda zaten bu oluyor arkadaşlar. Çünkü sütten uzaklaşman lazım yaş olarak. Mantık olarak böyle düşünürsün. Çocuk daha çok süt içer, yetişkin ya da yaşlar daha süt içer gibi bir şey. Şimdi bakın. Laktaz yoksa, laktoz... İnce bağırsağa teğet geçiyor. Nere geliyor? Kalın bağırsağa. Kalın bağırsağa geldiğin zaman burası mikroorganizma cenneti. Mikroorganizmalar diyor ki muhteşem. Ne var elimizde? Laktoz var. İşte o laktozu kendi enzimleriyle parçalamaya çalışırken bizdeki gibi glukoz galaktoz değil bir sürü madde üretiyorlar. Çünkü burada fermentasyon reaksiyonları da gerçekleşiyor. E bunun sonucunda da gaz oluşuyor, asitler oluşuyor. İşte size anında gelişen diare ve ciddi manada şişkinlik ve ağrı laktoz intoleransı budur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Laktoz bir disakkarittir. Glukoz artı galaktoza sindirildiğini gördüm. İnsan bağırsanda yaşayan bakteriler laktozu içine alabilmektedir. Eğer siz bu laktozu sindiremezseniz bakın kalın bağırsakta laktoz bulunmayan kişilerde laktoz hassasiyeti beklenmez teorik olarak. Değil mi? Ama varsa geçmiş olsun o olacak. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin çalıştığı ortamdaki hidrojen iyon konsantrasyonu diğerlerinden daha fazladır? Şimdi hidrojen iyon konsantrasyonu yüksek diyorum. Öğrencim de diyor, hocam pH yüksek mi? Bak hidrojen iyon konsantrasyonu yüksekse asidik bir ortamdasın. Yani pH düşük. Şimdi bakıyorum pepsinojen midede asidik bir ortamda. Ama nükleaz İnce bağırsak içerisinde çalışacak. Kimotripsinojen, tripsinojen ince bağırsak içinde çalışacak. Amilaz ağız ve ince bağırsak içerisinde çalışacak. Zaten diğerlerine göre dediğimizde pepsinojen. Şimdi bazen işte amilaz hocam ağız içi 6.3 6.7 olabiliyor ama o da hidrojen iyon konsantrasyonu yüksek bir ortam değil. Nötre yakın bir ortam. Cevabımız D seçeneği oluyor. Müzik <laughs>